Hadi. Hadi kız. El salla. Gülümse biraz. Ne diyorduk, peynir mi? Hı? Olmaz ama böyle. Herkes izleyecek bunları. Somurtmak olmaz, ayıp olur. Sevgili izleyiciler, başta Kuzey ve Handan'ın gelini yapmak isteyen Naciye Hanım. Görüyorsunuz değil mi? Bir mucize oldu. Handan yürüyor. Şaka şaka. Handan zaten hep yürüyordu. O diploması iptal edilen Selim'den aldı sahte raporlarını. Elif'le Kuzey'i ayırmak için yalan söyledi. Elif'e atılan hırsızlık iftirası Handan'ın raporu kadar sahte. Yeter artık, kes artık, kes. Aa, Handancığım, mikrofon sende canım. Buraya konuş. Bu kadar entrika, kötülük bünyede nasıl oluyor? Nasıl uyuyabiliyorsunuz geceleri bu vicdanla? Yıldız, geberteceğim seni. Sakın onu bana. Sakın. Ben geberteceğim seni. Sakın. Yağma yok. Yağma yok. Ne istiyorsun? Ha? Ablamı hapisten çıkartacaksın. Elif'in de ablamın da masum olduğunu söyleyeceksin. Yoksa bu görüntüleri herkes izler anda. Anne, ne olur gel. Seni öyle özledim ki. Kızsan da, bağırsan da gel. Bir kez olsun göreyim seni anne. Anne! 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 Anne, bırakma beni anne. Ben masumum anne. İnan ne olur. Ben kötü bir şey yapmadım. Kuzey'i sevmekten başka bir suç işlemedim. Tek günahım sevmekti. Kalbime söz geçiremedim işte. Ne olur gel. Böyle bekleyecek miyiz? Bir şeyler yapalım. Eğer Yiğit'e bir şey olursa bu yükün altından kalkamam Melody. Okula falan mı gitsek? Ya okula gidelim de okulda değildir ki. Takıldığı birkaç forum vardı. Oyunlarla alakalı.
oradan birileriyle görüşmüş olabilir mi? Oyun oynadığı birkaç arkadaşı vardı. Belki onlara bir şey söylemiş olabilir. Hatırladığın bir isim falan var mı? İsot diye biri vardı. Sanırım adı... neydi? İsmet. Evet evet, İsmet'ti. Süper. İsmet. Allah'ım nerede bu çocuk? Allah'ım nerede bu çocuk? Ablamla konuştum. Onu da aramamış. Hiçbir fikri yok onun. Allah'ım deli olacağım. Ay deli olacağım. Ya o zaman karakola gidelim. Başka çaremiz yok. Yok Feraye. Henüz onlar da bir şey yapamaz ki. Bahçıvan'a bizim markete sordum. Gören olmamış. Ay Mülhan. Acaba biri evden aldı mı, götürdü mü çocuğu? Yok yok. Böyle her şey aniden olmuş gibi görünüyor. Ama yine de bir görüntülere bakalım bence. Hangi görüntüler? Ya bu Ahmet olayından sonra garajın köşesine de bir tane kamera taktırmıştım. Ay ne kadar iyi yapmışsın. O zaman da sen onlara bakarken ben de Yiğit'in arkadaşlarının annelerini arayayım. Ne bileyim belki onlara gitmiştir. Siz böyle uyum içinde olunca merak etmeyin, çabucak bulursunuz Yiğit'i. İnşallah Nazire Hanım. İnşallah. Aramızda bir uyum olsaydı Nazire abla... Yiğit evden çekip gitmezdi. Feraye'yi kızım gibi görürüm. Çok da iyi biridir. Nasıl Zeynep gibi munis bir kızı bu evde istemiyor anlamıyorum. Ben de anlamıyorum Nazire Hanım. Hem de hiç anlamıyorum. Bitti artık Handan. Bitti. Buraya kadarmış. Hayır merak ediyorum ya. Sen bu kadar kötülükle nasıl yaşıyorsun? Yatağa yattığında hiç mi vicdanın sızlamıyor? Elif yüzünden yürüyemediğini söyledin herkese ya. Perişan oldu o kız. Her şey onun yüzünden oldu. Ay bir de üste çıkmaya çalışıyorsun ya. Ama acıyorum ben sana biliyor musun? Sen yalanlarınla Kuzey'i kendine mahkum ettin. Asıl yalancı senin o yeğenin. Kuzey sevdiği için mi senin yanında? Acıdığı için, mecbur olduğu için. Ama bitti artık. Buraya kadarmış. Yıldız ver o telefonu. Yıldız bak lütfen diyorum ver o telefonu. Yok öyle ya ama. O telefonu bana ver Yıldız. Lütfen. Yok canım. Başta hep kötüler kazanıyormuş gibi görünür Handan. Ama filmin sonunda her zaman iyiler kazanır. Ya öyle mi? İyiler mi kazanır hep? İyiler mi kazanır hep? Bırak, seni var ya. Bırakma. Ölsem vermem sana bu telefonu. Seni var ya. Ya ver o telefonu. Ben ölsem var ya vermem sana bu telefonu. Ölecek. Hiçbir şey görmeyecek. Herkes her şey öğrenecek. Ver o telefonu dedim. Seni yedertirim ben. Sen bir de benimle kavga etmeye mi çalışıyorsun? Sen kabartırım. Sen bir dur bakayım kız. Hiçbir şey görmeyeceğim. Ya kızım, mahalle kızıyım ben. Sen kavga etmeyi bile bilmiyorsun. Seni kabartacağım. Alışmışsınız her şeyi parayla çözmeye. Kendinizi güçlü sanıyorsunuz. Güçsüzsünüz kızım. Bak böyle acizsiniz işte. Allah sizin belanızı versin. Bir türlü kurtulamadım sizden. Sus. Biz sizden kurtulalım be. Sen bir dur bakalım şu. Şimdi Kuzey'e göndereceğim görüntüleri. Elif'in masum olduğunu anlayacak. Ablam da hapisten çıkacak. Sen dur. Dur kıpırdama. Yemiyormuşsun hiçbir şey. Sana o sevdiğin poğaçalardan yaptım. Dereotlu. Hani ben küçükken hastalandığımda hep isterdim. Sen de yapardın. Aynısından yaptım. Ama seninki gibi güzel olmadı. Hatırlıyor musun? İzmir'deyken de arardım.
köfte tarifi isterdim. Ne desen yapardım ama... Ama yine de seninki gibi olmazdı anne. Sonra anladım. Anne eli değmezse... Cennet bile cennet olmazmış. Anne... Ben böyle olsun istemedim. Yalan söylemek istemedim. Bana iftira attılar. Yalan sen oldun. Affet beni anne. Affet. Melody. Ne oluyor ya? Yok artık ya. Ne oluyor burada? Yiğit evi terk edip gitmiş. Onu arıyoruz. Ne? Nasıl? Nereye gitmiş? Araştırıyoruz anne. Bana bak. Bunun ne işi var burada? Yoksa yine yakınlaşıyorlar mı? Abim yardım ediyor anne. Her şeyin altında bir şey arama. Yine ortalığı karıştırdı değil mi? Anne, sen de Zeynep abla böyle bir şey yapabilir mi Yiğit'e? Vay. Demek Melis bunu bu yüzden yaptı ha? Ne yaptı? Ne oluyor anne? Anne ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Hayatımıza girip her şeyi paramparça eden bu kızın anasını arıyoruz. Her kimse gelip alıp gitsin. Yok artık ya Zeynep abla. Ne o? Benimle alakalı bir şey mi? Annenle alakalı. Annem mi? Neler oluyor anne? Yok artık ya. İnanamıyorum sana Melis. Gerçekten haddini aştın bu sefer. Ege, ben de bakabilir miyim? Zeynep. Ege ver. Verir misin? Bakalım Kuzey bu görüntüleri izleyince ne diyecek Handan? Yıldız yapma. Ne olur yalvarırım. Ne olur. Ne olur. Sen bizi dinledin mi be? Elif'i dinledin mi? Elif'e iftiralar atarken, Kuzey'i Elif'ten söküp alırken acıdın mı? Ama sen bana acı. Sen bana acı ne olur. Sen benim gibi değilsin ki. Ne olur arama Kuzey'i. Ne olur. Tamam kız. Tamam. Acıdım sana, aramayacağım Kuzey'i. Aramayacağım. Sonuçta uzaktan akrabayız değil mi? Aramayacağım. Ablasının gibi. Kıyar mıyım hiç falan sana kız? Kutluklar Kraliçesi. Böyle diyeceğimi sandın değil mi? Yıldız saftır, inanır sandın. Yok öyle canım. O eski Yıldız artık geride kaldı, bitti gitti. Yıldız bak ne olur, ne olur bak ne istersen yaparım. Sen yapacağını yaptın Handan. Ben Elif'in gözünden akan bir damla yaş için dünyaları yakarım be. Elif mutsuz. Ablam hapiste. Sen bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Kuzey de her şeyi öğrenecek. Yıldız sakın. Hı? Yıldız yalvarırım bak. Yalvarırım sakın bak ne olur Yıldız. Yıldız ne olur. Yok ben Melis'i arıyorum. Kaldırtıyorum bunu. Ya gerek yok boş ver. Zeynep olacak iş mi bu ya? Bak yaptığı büyük terbiyesizlik. Biz burada onun kardeşini arıyoruz. O hala seninle uğraşmaktan vazgeçmiyor. Melis de haksız değil yani. Demek ki bayağı sinirlenmiş. Niye anne? Ne yapmış Zeynep? Yok artık Ege ya. Feraye ile Bülent bunun yüzünden ayrılıyor. Abartıyorsun anne. Ya kaç yıllık arkadaşım eften püften bir şeye ayrılıyorlar. Ya canım acıyor anlamıyor musun? Anne tamam. Ya İsmet mesaj attı. Ne yazdı? Ekran kartını satmak için buluşmuşlar. Adresi gönderdi. Sonunda. Hemen gideyim ben. Ben de geliyorum. Ay bırak oğlum gitsin o. Anne Zeynep'le ilgili tek bir söz daha edersen kalbini kırarım.
Hadi Zeynep. Şuna bak ya. Kendi oğlum bir sinepe yüzünden kalbimi kıracakmış. Oh, iyi yapmış Melis. Belki şunun annesi çıkar da kurtuluruz hepten. Yok artık anne ya. Ne suçu var kızın? Hem sen niye bu kadar takıksın ki? Hoşlanmıyorum Melodi. Sevmiyorum, gıcık oluyorum. Midem bulanıyor bu kızdan ya. Yok artık anne ya. Abartma, abartma. Ne istiyorsun benden ya? Ne diyorsun aslanım? Salak mı sandın beni? Kaç dakikaları takip ediyorsun? Derdin ne? Bir derdim yok. Yolumda gidiyorum. İyi hadi git. Hoparlörü alıyorum ha. Bu ilimi de unutma. Ya Yıldız ne olur, ne olur ne geçecek eline? Kuzey beni terk edecek, ablan da içeride kalacak. Bunu söyleyeceğini biliyordum Andan. Elindeki tek koz bu. Çalıyor. Bak sen Kuzey'e bir şey söyleme. Hı. Ben de Mürvet ablamı hemen içeriden çıkartayım. Ha? Alo Yıldız Hanım. Alo. Yıldız Hanım, Elif'e bir şey mi oldu, kötü bir şey mi var? Ben Edirne yolundayım da çekmiyor telefon burada. Ben kendisine görüş için izin almıştım. Girebildi mi görüşe? Alo. Alo Kuzey Bey. Ya ben yanlışlıkla aradım. Bir sorun yok. Kusura bakmayın. İyi günler. Demek şikayetini geri alacaksın. Yıldız zaten inan ki benim de içime sinmiyordu. Hemen çıkartalım Mürvet ablamı. Sen de bunları Kuzey'e izletme. Tamam mı? Abla mı oldu şimdi? Neyse. Tamam. Anlaştık. Anlaştık değil mi? Tamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Ben hemen şikayetimi geri alıyorum. Hemen karakola gidiyoruz. Hadi. Hadi. Andan. Nasıl emin oluyorsun? Neden? Sen ablamı kurtardıktan sonra yürüdüğünü Kuzey'e söylemeyeceğimden nasıl emin oluyorsun? Sen iyi bir insansın. Sözünü tutarsın. Değil mi? Aynen öyle. Biz sizin gibi değiliz Andan. Özellikle baban gibi. Kusura bakma. İyi biriyim ama salak değilim. Ablamı bir çıkar. Görüntüler anında Kuzey'de. Tamam Nimet Hanım. Bir gelişme olursa haber veririz size. Çok teşekkür ederim. Bülent ne oldu? Yani kayıtlardan bir haber var mı? Taksiye binmiş. Plakayı araştırıyoruz. Ay. Ah, kusura bakma. Ya ne yapıyorsun sen Feraye? Ne kusuru? Ya boşanma davası açmış olabilirsin ama sen benim hala nikahlı karımsın. Alo Belkıs. Alo Feraye. Gördün mü Melis'in yaptığını? Ne yapmış? Ne oldu? Ay sosyal medyada resim paylaşmış. Nasıl yani? Ne fotoğrafı? Bir saniye. Bekle bir saniye. Bir telefonunu verir misin? Ne oldu ya? Bülent ver. Yok artık. Değil mi? Bakayım bir dakika dur. Bu ne ya? Melis! Evet ben seni sonra ararım dur. Bülent dur!
Oo, fırtına koptu. Olay yerine intikal etmek lazım. Melis, ne yaptığını sanıyorsun sen kızım? Ne yapmışım ya? Bak bir de soruyor. Bu ne ha? Bu ne Melis? Aa, o mu? Şey, yok, kayıp ilanı yazıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Melis, sen beni delirtmek mi istiyorsun kızım? Bu ne bu? Bülent, Bülent sakin ol, yeter lan. Ya Zeynep'in anasını bulmaya çalışıyorum. Ne var bunda? Ya onun yüzünden ne hale geldik? Siz evliliğinizi kurtarmak için bir şey yapmıyorsunuz. Bari ben yapayım dedim. Güneşe doğma diyebilir misin anne? Sen istemesen de o yine doğar. Bazen yağmur yağdığında göremezsin belki ama bilirsin. Yağmur dindiğinde, bulutlar dağıldığında güneş yine gösterir kendini. Havada bulutların olması güneşin dünyayı aydınlatmasına engel değil ki. Suya akma diyebilir misin? Bazen gürül gürül, bazen cılız da olsa akar. Güneşin her şeye rağmen doğması gibi. Kuzey'i böyle sevdim anne. Sevme deseler de sevdim. Bu dünyaya 40 defa gelsem, 40'ında da bulur yine onu severim. Belki yine acı çekerim. Belki hiç kavuşamam. Ama elimde değil anne. Elimde değil. Ben yine kalbimin gösterdiği o kutup yıldızına giderim. Anne, benim tek günahım Kuzey'i sevmek. Onun yakınında olmak için, onu koruyabilmek için yalanlar söyledim. Başka günahım yok benim. Anne, Nur'u affettim de. Affetmesen de bırak ben teslim olayım. Bak, Kuzey bana yar etmemek için, onun gözünde beni karalamak için iftira attılar. Sen suçlu değilsin ki. Bırak cezamı çekeyim. Sevdin ha. Ben sana yıllar önce de dedim. Unut dedim. Biz onların dengi değiliz dedim. Bak ne oldu? Kurban oldum. Onlar hayatlarına devam ediyorlar. Handan Kuzey'le evlenecek. Peki biz? Sen, ben, teyzen. Biz ne haldeyiz? Paramparçayız. Annem. O kadar haklısın ki, özür dilerim. İzin ver teslim olayım, ne olur. Aklını bitir. Ben bu hayatta bir tek şey istedim. Evlatlarım iyi olsun, mutlu olsunlar istedim. Ama başaramadım. Eğer beni birazcık düşünüyorsan, okulunu bitir. Kendi ayaklarının üstünde dur. Benim gibi olma. Anne, keşke senin gibi olabilsem. Keşke senin gibi dimdik, böyle güçlü olabilsem. Duygularının seni mahvetmesine daha fazla izin verme. Okulunu bitirmeden sakın bir daha buraya gelme. Beni kurtarmak istiyorsan avukat ol, davamı al. Beni öyle kurtar. Kendini yakarak değil. Melis, kızım sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ha? Zeynep'i ne duruma düşürdüğünü farkında mısın sen? Onun bizi nasıl bir duruma düşürdüğünü sen farkında mısın baba? Ya biz örnek gösterilen bir aileydik. Siz boşandıktan sonra bizim arkamızdan bize acıyarak bakacaklar. Kim bilir neler diyecekler. Bak, bizim şu anda meselemiz boşanmak değil. Yiğit, ya biz kardeşinle uğraşmamız gerekirken seninle uğraşıyoruz ya. Ya onun başına bir şey gelirse?
Yalnız kardeşim de Zeynep yüzünden kaçtı bu evden. Farkında mısın? İstersen gidip ona da hesap sor baba. Meliş, o paylaşımı hemen siliyorsun kızım. Hemen. Silmiyorum. Hey Allah'ım yarabbim ya. Meliş ver şu telefonu. Ya baba. Kızım ver şu telefonunu. Bırak baba. Bülent yeter, yeter. Ya bu yaptığı normal bir feraye. Ya siz merakımı giderseniz de benim o zaman. Kim bu kızın annesi? Hem baba biliyor musun sen? Anne adı ne, soyadı ne? Nedir yani? Nerede bu kadın? Ya gelsin alsın kızını. Hem onun burada ne haltlar yediğini biliyor mu anası? Melis beni sinirlendirme. Zeynep'i de suçlamayı bırak ve hemen sil şu paylaşımını hemen. Asla. Anası gelip alana kadar silmiyorum. Melis sil şu paylaşımı. Ver şu telefonu. Ya, Bülent! Bülent yeter! Yeter! Sen gidip oğlumuzu bulur musun lütfen? Sen de şu paylaşımı siler misin hemen? Ayıp ama ya! Asıl senin yaptığın ayıp baba! Ya artık Zeynep'i savunmayı bırakabilir misin? Yeter! Ey Allah'ım yarabbim ya! Sil şunu! Sil şunu! Neden? Ya, gelsin alsın işte anası. Siz de boşanmaktan vazgeçersiniz anne. Melis, bak Zeynep de bir annenin evladı. Benim kızıma böyle bir şey yapılsa çok incinirim. Biliyor musun? Ben artık Zeynep'ten nefret etmiyorum. Kızım sen de nefret etme ne olur. Bak nefret kin insanı tüketiyor. Kusura bakma anne. Ben senin kadar olgun değilim. Beni üzeni de üzerim. Sil şunu. Hem Zeynep'in bu evden gitmesini neden istiyorum biliyor musun? Neden? Senin Ege'ye olan aşkın yüzünden. Bu aşk yüzünden Zeynep'e savaş açtın Melis. Bu aşk yüzünden yapmadığını bırakmadın. Ege'nin de sevgisi Zeynep'i ortadayken bu ev savaş alanına döner. İşte bu yüzden istiyorum Zeynep'in bu evden gitmesini. Yani babamdan bu yüzden mi boşanıyorsun anne? Bu da bir savaş. O zaman sen de babama savaş açtın. O savaş değil. O bir anlaşma. O savaşı ben başlatmadım anne. Ama ben bitireceğim. Hepimiz için. Ege de benim olduğunda her şey sona erecek. Of Yiğit of neredesin ya? Zeynep, arkadaşıyla konuştum. Ekran kartını satmış. Hadi ya, of. Oradan bayağı bir para alır. Demek ki bayağı bir süre ortadan yok olacak Yiğit. Yarı fiyatına satmış ama. Bak şu ileride bir internet kafe varmış. Oraya da bir bakın dedi. Tamam, hadi hemen gidelim. Otur otur. Oyunun ortaya çıkmasın. Ben sürerim seni. Karakola yaklaşınca otururum ben. İyi. Şimdi karakola gideceğiz. Kubilay'ın seni aradığını, her şeyi itiraf ettiğini söyleyeceksin. Ablam hapisten çıkacak, Elif aklanacak. Ben de yürüdüğüm bu görüntüleri sileceğim. Sonsuza kadar da kimseye bir şey söylemeyeceğim, tamam? Tamam Yıldız, tamam. Başka seçeneğim yok ki. Beni köşeye sıkıştırdın. Resmen tuzak kurdun bana. Tuzak kurmayı sizden öğrendik biz. Ay bir de masummuş gibi tuzak kurdun bana diyor. Ay. Ne oldu? Ay başım döndü. Şuraya oturacağım. Ay. O telefonu almam lazım.
Niye takip ediyorsun beni? O sesine dikkat aslanım. Ne istiyorsun benden ya? Paranı. Yürü. Sana yürü dedim. Yürü lan. Yoksa deşerim seni. Yürü lan. Bu Yiğit'in telefonu bu tarafa gitmiş olmalı. Ama internet kafe bu taraftaymış. Belli ki bir şeyler olmuş, yolunu değiştirmiş. Hadi biz de bu tarafa gidelim. Hadi gidelim. Dokun mu paraları? Hayır, o para bana lazım ya. Bana lazım, ver şunları. Bırak, bırak, ver. Bırak, bırak, bırak ya, bırak. Handan ne oldu? Hı? Başım döndü Yıldız. Bana bak, numara yapıyorsun değil mi? Yok öyle. Gideceğiz karakola, kurtaracaksın ablamı, Elif'i de aklayacaksın. Vallahi izletirim bu yürüdüğün videoyu Kuzey'e. Ya ne numarası Yıldız, şu halime bak. Başım döndü. Sabahtan beri bir şey yemedim zaten. Bir de Elif'le Kuzey'in buluşacağını öğrenince... Ödün koptu değil mi? Kuzey Elif'i seviyor işte. Kabul et. Senin yanında da mecburen. Sana acıdığı için duruyor. Elif ortaya çıkana kadar Kuzey beni seviyordu. Evlenecektik biz. Hmm. Kuzey seni sevdiği için mi evlenecekti seninle ha? Bir düşün. Handan, kız merak ediyorum. Gerçekten bir ömür seni sevmeyen bir adamla mı olacaktın? Ha? Of ya. Of. Aa, Handan, rüyamda görsem hayra yormam. Handan gözyaşı döküyor. Aman iyi, tamam. Tamam, fazla oldu bunlar biraz. Ay ne yapayım Handan? Gerçek ama. Kabul et artık bir şeyleri. Gerçek bunlar. Of ya. Of. Yıldız. Bak, telefonla el salla Yıldız. Seni gerizekalı. Acaba Bülent amcayı mı arasak? Olur. En azından buralarda olduğunu biliyoruz Yiğit'in. Ben şu tarafa bakayım. Ne oldu Feray'ı? Sildi mi? Sildi. Ama şunu söyleyeyim, tavrın hiç hoş değildi Bülent. Ya Melis ne ara bu kadar hadsiz oldu? Biz bu kıza hiç terbiye veremedik mi Feray'ı? Yiğit'in evden gitmesiyle Zeynep'in ne alakası var? Ne alakası var biliyor musun? Yiğit Zeynep'ten öğrenmiş bütün olan biteni. Ama Melis de kaşımış. Hah, işte bak Zeynep arıyor. Ya gördü tabii. Sosyal medyadan rezilliği. Ne diyeceğiz şimdi biz buna? Ay yeter Bülent, Allah aşkına yeter ya. Hala kıza ne derim diye düşünüyorsun. Açmazsın, olur biter. Önce oğlumuzu bulacağız. Ya ne yapıyorsun Feraye? Kendine gel diyorum Bülent. Ne olur kendine gel. Ya oğlumuz kayıp. Önce onu bulacağız. Bize de Zeynep'ten. Açmadı Bülent amca. Normalde hemen açardı. Onlar da Yiğit'e ulaşmaya çalışıyordur. Birazdan yine deneriz. Bir de şu tarafa bakalım. Ya bırak! Ver şu çantayı! Çantada bir şey yok ya! Ver! Bırak ya, bırak! Bırak ya. Lan çantayı! Ya bırak ya! Bırak! Ya bırak! Ya bırak, bırak ya! Bırak! Bırak lan! Bırak! Bırak çantayı ya! Bırak! Bırak! Bırak. Yiğit! Yiğit! Ya bırak ya, bırak! Bırak ya! Ege abi! Bırak ya! Yiğit! Yiğit! Yiğit, iyi misin canım? İyi. Kimsin? Kimsin? Ege! Kaçak. Ege dikkat et! Ege!
Bana gelmiyor. Çantam, çantam. Çantam. İyisin ablacığım. İyiyim. Gel. Al su iç. Ya siz olmasaydınız adam öldürüyordu beni ya. Handan, ver şu telefonu. Yaklaşma. Handan yapma, ver şu telefonu. Yaklaşma. Ver şu telefonu. Yaklaşma. Demek oyuna getirdin beni ha? Ben ablanı kurtaracağım. Elif'i aklayacağım. Sen de bu görüntüleri sileceksin öyle mi? Sen salak mı sandın beni? Arkamı döndüğüm an izletirsin sen bunu Kuzey'e. Sana zaten hiç güvenmemiştim. Ver. Ama bak telefon ver. Elimde. Telefon ver. Elimde. Yapma, yapma! Oh! Sen bir aptalsın. Tıpkı Elif gibi. Şimdi git. Kime istersen söyle yürüdüğümü de. Bir de bana iftira atmaktan rezil rüsva edeyim seni. Bir daha. Bir daha. Sakın benimle uğraşma. Mahvederim seni. Seni de, Elif'i de, o salak ablanı da. Tamam mı? Yıldız. Bak. Bak hissetmiyorum bacaklarımı. Yazık bana değil mi? Bye bye. Elif, Handan yürüyor. Bu da kanıtı. Şimdi karakola gideceğiz. Asıl aptal kimmiş göreceksin Handan Hanım. Ben görüntüleri Elif'e gönderdim bile. Yalvarırım affet beni, affettim de ne olur. Beni hayal kırıklığına uğrattın sen. Anne. Ben hata yaptım evet. Yalan söyledim. Başka biri gibi davrandım. Ama bunların hepsi... Kuzey'i sevdiğim içindi. Senden utandığım için değil. Hepsi o ofise girmek içindi. Anne. Anne. Annem, 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 annem. Yalvarırım affet beni anne ne olur. Yalvarırım. Seni bir şartla affederim. Okulunu bitir. Anne! Anne ne olur affettim de. Anne affettim de ne olur. Sağ ol Zeynep abla. Ya siz olmasaydınız adam öldürecekti beni ya. Yiğit. Annenle babam ayrılacaklar diye mi kaçtın evden? Hani çekip gidersen hata yaptıklarını anlarlar. Belki vazgeçerler diye değil mi? Ya çoğu arkadaşımın ailesi ayrı. Hafta sonu birinde kalıyorlar, hafta içi birinde. Paramparça, darmadağın bir hayat. Aklıma hep onlar geldi ya. Çok özür dilerim Yiğit. Benim yüzümden. Ama merak etme. Ben halledeceğim.
senin ağladığın yerde ben gülemem. Ben de senin üzülmeni istemiyorum Zeynep abla. Çünkü seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Yiğit. Merak etme. Üzülmeyeceğim ben. Annenle baban da ayrılmayacak. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim Ege abi. Ben nasıl dövdün onu ya? Yapmış bile. Kırıklığına uğrattın sen. Elif Hanım'ın görüşü bitti. Şimdi çıktı. Merak etmeyin Kuzey Bey. Elif Hanım'ın sizin izini aldığınızdan haberi yok. Hala benim için uğraşıyor. Affedersiniz. Kapıyı açabilir misiniz? Kimliğimi unutmuşum da. Tamam Ayşenur Hanım, tamam. Sağ olun. Yok işte, yok. Hiçbir yerde yok. Taksinin plakasını polise verebilmemiz için kayıp ilanında bulunmamız gerekiyor. Kayıp mı? Tamam. Ay Yiğit. Tamam, sakin ol. Ya sadece prosedür gereği meraklanma, bulacağız oğlumuzu. Şey, haber var mı? Yok kızım ama. Ama ne Bülent, yok işte. Oğlumuz yok ya. Yok. Oğlum sen? Bizim yüzümüzden mi? Söyleyeyim. Evet anne, çok... sizin yüzünüzden. Anneciğim sen neredeydin? Korktun mu hiç? Evet korktum anne. Siz boşanmayacaksınız değil mi? Ben sizi ayrı görmek istemiyorum ya. Beraber kalın, böyle yan yana kalın ya. Hadi. Hadi gelin geçelim içeri. Yeni oyunun da bu mu?
Ya Melis, ne oyunu? Asıl senin sosyal medyada paylaştığın o rezillik neydi? Ya canım yandı, anlıyor musun? Benim kardeşim sabahtan beri kayıptı. Canım yandı. Zeynep'in canı yanmadı mı sanıyorsun? Bak, Yiğit'i bulup buraya getiren Zeynep. Bunu da bil. Bülent amca, biz Yiğit'in izini bulmuştuk. Sizi aradık ama açmadınız. Evet kızım ya. Biz de o esnada Yiğit'i aramakla meşguldük. Kusura bakma, açamadım. Vay be. Kızımız şimdi de kahramanlığa soyundu. Bak, iyi plan ama. Yani önce kaybet, sonra bul. Helal olsun, helal olsun. Ama bu evde seni kimse istemiyor. Melis. Bırakın Bülent amca. İçinde ne varsa söylesin. Hadi Melis, söyle. Söyle içinde ne varsa. Hepsini söyle. Zeynep. Neredesin saatlerdir? Ödüm koptu. Komşudan aradım seni. Benim telefon kırılmıştı çünkü. Görüşteydim teyze. Açmayı unutmuşum sonra. Elif'im. Kız. Ne oldu? İyi misin? Ablam nasıl? İyi mi? Şey mi oldu? Affetmiyor teyze beni. Sevdiğinde ne oldu diyor. Handan'la Kuzey evleniyor. Bak sen kurban oldun diyor. Ya teyze ne affediyor ne de onun yerine girmeme izin veriyor. Ne yapacağım ben? Telefonu versene. Niye, ne oldu? Ver ver. Ver telefonu ver. Kuzey'de. Herkes affedecek seni. Annen çıkacak o hapishaneden. Kuzey de Handan'la evlenmeyecek. Elif. Bitti diyorum kız. Bitti. Herkes Handan'ın sana attığı iftirayı öğrenecek. Annen hapisten çıkacak. Kuzey Handan'la evlenmeyecek. Seninle evlenecek. Sevdiğiyle. Bitti kız, kötü günler. Söyle Melis. İçinde kaldı mı bir şey? Tutma içinde. Hadi söyle. Hadi hepsini haykır yüzüme. Bitti değil mi? Artık içinde bir şey kalmadı. Bitti diyelim. Sen söyle bakalım. Sen kus içindekileri. Ben bu eve adımımı attığımda aklımda tek bir şey vardı. O da bu şehirde ayakta kalabilmek. Sizin başınıza eğmemek. Ucundan da olsa bir aile olabilmek. Hah, aileden bahsedene bak sen. Senin girdiğin her yer parçalanıyor kızım. Haklısın. Beceremedim. Yapamadım. Zeynep. Bülent amca lütfen.
Siz bugüne kadar bana hep adaletli olmaya çalıştınız. Başkaları ne düşünür bilmiyorum. Ama ben size çok teşekkür ederim. Feray Hanım. Bana evinizin kapısını açtığınız için, sofranızda bir yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim size. Yaptığınız her şey benim için çok kıymetli. Hayatım boyunca unutmayacağım. Ve bir gün borcumu ödeyeceğim size. Sen benim hep olmasını istediğim erkek kardeşimsin. Seni çok seviyorum Yiğit. Sağ ol Zeynep abla. Sayende tekrar evimdeyim. Sen ve Ege abi sayesinde. Melis. Seninle kardeş olmayı o kadar çok isterdim ki. Birlikte konserlere gitmeyi, alışverişe gitmeyi, partilere gitmeyi çok isterdim. Ama olmadı. Çünkü sen beni hiçbir zaman bir kardeşin olarak görmedin. Sen beni hep bir düşman olarak gördün. Ama kızmıyorum sana. Kimseye kızmıyorum. Feray Hanım. Ne olur boşanmayın. Kimse gitmesin hiçbir yere. Çünkü ben gidiyorum. Bu gece, bu evdeki son gecem. Yarından itibaren ben yokum. Zeynep. Lütfen Bülent amca. Ben artık benim yüzümden huzursuzluk olsun istemiyorum. Ben bir yetişkinim. Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Siz benim hiçbir şeyim değilsiniz. Bana karışamazsınız. Siz burada böyle üzgün, paramparça olmuşken ben burada kalamam. Ben gerçekten, ama gerçekten eski mutlu günlerinize dönmenizi tüm kalbimle istiyorum. O yüzden de gidiyorum.